Müge Anlı açıkladı. O mermiler kime ait? Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme. Müge Anlı ile Tatlıset programında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını okuyan Müge Anlı, Gülay Uygun'un öldüğü geceye ilişkin olay yeri incelemelerinden bilgiler paylaştı. Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölü bulunduğu evde ise kurşunların bulunduğunu açıkladı. Bu kadın bu silahı nereden buldu? Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin savcılığın açıklamasını okuyan Anlı, ardından acaba bu kadın bu silahı nereden buldu? Ben bunu merak ettim. Yani eşinin, benim eşim öğretmendi dediği bir öğretmen nasıl böyle ruhsatsız silaha sahip oluyor bilemiyorum açıklamasını yaptı. Aleyna Çakır'ın evinde de bulundu. Savcılığın açıklamasının okunmasının ardından açıklamalarına devam eden Anlı, ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Aleyna'nın öldürüldüğü ya da öldüğü evde kurşunlar bulunmuş. Onu da şuradan anlıyorum. Orada 51-36'ya muhalefet var. O gece ile ilgili silah değil ama kurşunlar bulunmuş. Tabii kurşun bulununca 51-36'ya dahil oluyor. O kurşunlar kime ait? Çünkü Aleyna'nın silahı olduğunu bugüne kadar kimse söylemedi. Aleyna'nın silahı yok. Burada hem şüpheli bir ölüm var hem de 51-36 var diye konuştu Müge Anlı. Peki bu mermiler kime ait? Müge Anlı bunun araştırılmasını istedi. Bu olayın araştırılma ve değerlendirme süreci Ankara Başsavcılığı'nca devam ediyor. Bence evde bulunan kurşunlar Müccan ve ailesine aitti. Siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz hepinize teşekkür ederim.